Merhaba arkadaşlar. Bugün bir database oluşturacağız. Oluşturacağımız bu database ile bir film dükkanının stoklu bilgilerini tutacağız. Aynı zamanda filmlerle ilgili verileri tutup hangi filmde kim oynamış bunun sırrını açığa çıkaracağız. Neyse, normal sesten tonajına dönelim çünkü bayağı sonrasında sıkıntı çekiyorum. Bir film dükkanının, DVD dükkanının daha doğrusu DVD kiralayan bir dükkanın veri tabanını tasarlayacağız. Nasıl olur diye bakalım. Yeni bir database oluştur diyorum. B202 film DVD olmak dükkanı. Şu araya alt tire koyayım. Evet. 201. Bir özelliğini değiştirmiyorum. Initial size 5 MB olsun. 5 MB olarak veri tabanı başlasın. Birer birer artsın sonsuza dek. Database'in içerisinde SQL Server 2012 içerisinde kurulsun. Dosya ismini değiştirmiyorum. Bir log, bir tane de raw dosyası olsun diyorum. Hiçbir şey değiştirmedim. OK'ye bastım. Evet. Database oluştururken tercih ettiğimiz yol neydi? Diagram üzerinden database oluşturma. Taze database'lerde arkadaşlar açtığınız zaman diagramming enable yapayım mı diyor. Ayıp ediyorsun diyorum, yap. Yapıyor. Gidip yeni bir database diagram oluştur diyorum. Henüz bir tablo olmadığı için diagrama tablo ekleyemeyeceğiz. Kapat dedim. Ve diagramı kaydediyorum. İşte bir şey yapmayınca gerçi kaydetmez. Şimdi bir DVD dükkanında film sattığımızı varsayıyorum. Film aslında dükkanı. En temel elemanımız, en temel tablomuz ne olacaktır? Film tablosu. Yeni bir tane tablo oluştururuz. Filmler diye. Filmin film ID denilen bir kolonu var arkadaşlar. Bak ya. Film ID. Yalnız ne zaman, hadi bakalım bir örnek veri tabanı oluşturalım dediğimde bak, i'ye basıyorum, otomatik seçiyor. Gidip buraları böyle değiştirmem gerekiyor. Bütün videolarımda mı böyle olur ya? Camtasia açılınca mı böyle oluyor? Film ID. Geleceğiz. Film ID olur. Film ID nedir? Primary key'dir arkadaşlar. Integer olduğuna göre ben buraya bir bir değerleri artırarak gideceğim, değil mi? Bakın burada otomatik sayı denilen, access'te otomatik sayı diye görürsünüz. Bir tipimiz var arkadaşlar. Identity dediğimiz bir eleman var. Bu özelliği açtığınız zaman bir kolon için o kolonu otomatikman birer birer arttırarak kendi gidiyor ve siz değiştiremiyorsunuz. Size bırakmıyor. Böylelikle hatasız bir şekilde arttır arttıra rakamları gidebilmesini sağlıyor. Bunu şu şekilde yaparız. Kolon seçiliyken Properties ekranına gideriz. Identity Specification diye bir özellik var. Specification önemli. Identity Specification. Genişletiyorum bunu. Is Identity mi diyor? Yes diyorum. Aşağıya diyor ki increment ve seed. Kaçar kaçar artayım, kaçtan başlayayım? Birden başla, birer birer artı seçerseniz dediğiniz gibi devam eder. Integer olması lazım. Bunu yes yaptığınızda arkadaşlar ID kolonuna gidip sizin elle değer girmenize gerek kalmıyor. Identity demek, is identity true ise otomatikman kendi artarak öyle sayı belirler. Bu da bir artı tabii kayıt ekledi. Seed'de başlama şey mi hocam? Seed başlama, increment artma. Birden başla, bir binden başla, beşer beşer art derseniz mesela, binden başla beşer beşer artar. Böyle bir eleman. Film ID geldik. Sonra diyoruz ki, filmin ne olur? Film adı olur değil mi? Enver Çar 10 oldu. Enver Çar 50 olsun. Film adı. Filmin ne olur arkadaşlar? Filmin bir konusu olur. Güzel. Filmin öz özelliklerinden gidelim. Bence.
onlara da geleceğiz ama konu güzel. And one charge. And one charge. Konu biraz daha uzun olabilir. 100 açıklasın böyle. Şimdi filmin türü olur. Evet. Film türleri birden fazla mı arkadaşlar? Evet. Her seferinde aksiyon 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 yazarsa veri tekrarı olur mu? Olur. O zaman normalizasyon yapmak gerek. Evet. Doğru mu? Doğru. Bir tablo oluşturalım. Film türleri. Film türleri. Tablonun adı film türleri. Tür ID diyorum. Tür ID. Integer diyorum. Integer. Ager. Ager. Aynı soruyor ya. Tür ID. Bu nedir? Primary'dir. Primary. Aksi bir durum olmadığı sürece, elle illaki girilmesi gerekmediği sürece ID kolonlarını identity yaparız. Identity yapabilmek için primary olması gerekmez. Farklı bir kolonu da identity yapabilirsiniz. Hiç alakasız başka bir kolon burası otomatik artsın diyebilirsiniz. Ancak şöyle bir koşul var. Bir tabloda bir tane identity kolon olur. İki tane, ikisi ayrı ayrı artarak gitsin diye bir değer ekletemiyorsunuz. Bir tane oluyor. Çünkü zaten aynı değerleri 2 ise 2 diye gidecekler. Dolayısıyla 2 tane olmasının bir avantajı yok. Tür ID. Türün ne olur? Tür adı olur. Envarchar 50 diyorum. Genelde şu akla takılır. Envarchar'da koyduğumuz karakter kadar yer kaplıyorsa niye Envarchar Max yazmıyoruz? Zaten koyduğum kadar yer kaplıyor. Envarchar Max yazarım. Adam böylelikle özgür olmuş olur. İstediği kadar koyabilir. Hata alma. Burada ortaya çıkan sorun şu. Bazen injection denilen yöntemlerle veri tabanının başlıyor. Veya uygulama dışarıya açık bir uygulamaysa adam tutuyor 7 milyon tane karakter giriyor. Amaç sadece senin veri tabanını doldurup siteni kitlemek. Çünkü site üzerinde çoğunlukla bunlar söz konusudur. Çünkü dışarıdan alınan hostinglerde MS SQL'in alanı 50 MB ile 250 MB arasında değişiyor. Öyle gigabaytlarla ölçülen bir MS SQL alanı verilmez çoğunlukla. Yani en azından 50 liraya verilmez. Daha pahalı olur. Bu yüzden de sizin 250 MB'i bir dolduruyor adam bir satırla. Ondan sonra sizin veri tabanına hiçbir kayıt eklenemez oluyor. Site kilitlenmiş oluyor. Sonra onu bulana kadar birkaç gün harcayacaksınız belki de. Zamanınız olmayacak, şu olacak, bu olacak. Sıkıntı da oluyor. Bu yüzden siz 50 ile kısıtladığınız zaman adam o kadar değer yazamamış oluyor, gönderememiş oluyor. Gönderse de eklenmemiş oluyor. Veri tabanını korumuş oluyorsunuz. Üst sınır belirlemenin faydası bu. Tür adı olur. Başka türün şu an için bilgisi yok. Otosize diyeyim. Şimdi türle filmleri değerlendirelim. Bir filmin çok türleri olur, doğru mu? Bir filmde bir de aynı zamanda drama, aksiyon falan olabiliyor. Birkaç türde olabiliyor film. Bir filmin tek bir türü çok olabiliyor. Romantik komedi olur mesela. Evet, yani romantik komedi. Komedi drama mesela sonu aç. Kayıtları da eklemişsiniz. Bakın. Action, Adventure, Mystery. 3 tane farklı alanı var. Mystic, macera, aksiyon. İçin içine silah girince aksiyon oluyor. Girmezse, koşuşturuyorlarsa macera oluyor. Hayal gücü varsa mystic oluyor. Şeyde ne var? Shawshank Redemption. Crime drama. İşin içine suç da girseydi Inception'a mesela 4 olabilirdi yani.
Bu şekilde. Vallahi IMDb helal olsun. Türkçe de ismini gösteriyor yani. Neyse. İkisini birden. Baştan seçmeniz lazım. Anahtar var. Adam benim gelmemi bekliyor. Ne yapacağız? Ben de seçiyorum. Yok canım benim ne oluyor? Çok rencide oldum. Ya benim için önemli olan anlamanız. Nasıl anlıyorsanız öyle yap. Amuda kalkıp dinleyince anlıyorsanız amuda kalkıp dinleyebilirsiniz yani. Şurada amuda kalkmanız iki kişilik ayarlayabiliriz. Neye kadar? Neye kadar? Saat 5'e mi? Ha, çok ekstrem durumlar ya. Hocam o zaman destek vitamin Solgar'dan falan şöyle biraz bir destek hediyesi verebilir miyim? Solgar'ın zaten Neuronutrients içiyorum ben. Neuronutrients. Hocam. Ne, o ne işe yarıyor? Daha yani uzun düşünebilmeni sağlıyor kopmadan. İyiymiş. Vitamin desteği. Hocam ya. Vallahi bunu isteyebiliyor musunuz yani? Şöyle söyleyeyim. 12 saat derse girip üstüne de 5-6 saat kod yazıyorum yani. Beyin sürekli çalışıyor. O şey zaten beynin bir yerden sonra enerjisinin bitip şey diyor, beynin mazotu diye geçiyor zaten. Beynin mazotu. Daha uzun süre çalışabilirsin. Şey de değil yani, her gün alman lazım. Sabah aç karnına gibi bir koşulu da yok. Kafana göre. Baktın ki düşünemiyorsun. Hop asil bir tane. Amino asit falan var şimdi. He? Valla fazla düşünmekten bir şey olursan onu bile... Yok. Yok öyle bir vitamin desteği. Şey yapmıyor zaten, senin beynini daha fazla çalışsın diye zorlamıyor. Normalde beynin çalışması için ne lazım? Amino asit lazım mesela, değil mi? Onu sağlıyor sadece. Hocam yok, bazen şey yapmaz ya, hani vücut derler ya, hani vücut bir şey üretir, size verirseniz vücut onu durdurur, yapmaz bir daha. Sürekli sizden bekler. Hani... Bunun içindeki malzemeler zaten vücutun üretemediği malzemelermiş. Öyle bir durum. O konuda ben de şüphe duymuştum. Yazılımcı kafası aynı çalışıyor arkadaşlar. Ben de aynısını dedim. Ya vücut tembelleşir de sonra üretmemeye başlarsa. O zaman şey. Bu arada video çekiyormuş bunlar ha. Bunlar önemli bilgiler. Yazılımcı olmanın sırları. Güzel bir ilaç. Devam edelim. Bir bağlayalım da hocam. Ne yapacağız? Tür ID'ni getireceğiz. Tür ID'ne bağlayacağız. Film ID'ni getireceğiz. Film ID'ne bağlayacağız. Bağla. Anlaşamıyor telefonla. Kaydettik. Daha fazla eleman eklemeyecekseniz tablonun daha az yer kaplaması için şunu yapabiliyorsunuz. Tablo başlığına sağ tıklayıp Table View'dan Column Names'e geçebiliyorsunuz. Küçük gibi yer kaplıyor. Table View'dan Column Names. Bir de buna Auto Size dedik mi? Daha da güçlüdür. Neler yapmadık ki? Bağlamayı mı kaçırdın? Şunu şuna bağladık. Göstereyim tekrar. Tür ID'yi seçtim. Tür ID'nin üzerine sürükledim bıraktım. Film ID'yi seçtim. Film ID'nin üzerine sürükledim bıraktım. Öyle mi? Bu tarafta daha fazla yok artık tablo dizaynında. Ama yönetim tarafı çok denizler ya. Yani ben birkaç alan ODBC nesneleri diye bir şeye girdim. Allah'a oradan sonra ODBC yazıyorsun, arkasına yazacaksın kelimenin hatta hesabı yok, yönetim değil bir şeyler. Şimdi ODBC değildi ya, neydi?
Ben onu da unutmuşum yani. O divizi başka bir şey. Neyse. Filmin başka ne olur? Filmin türlerini tuttuk. Filmin oyuncular olur mu arkadaşlar? Oyuncu. New table diyelim. Oyuncular. Oyuncular. Oyuncu ID. Integer. Integer. Oyuncu ID ne olacak? Büyüyecek adam olacak. Primary key yaptım. Aynı zamanda gittim. Identity yaptım. Is identity? Yes. Of course diyorum. Kod tarafından insert yapmada bu identity çok güzel bir şey ya. Yoksa gideceksin, son kaydı bulacaksın, top 1'i alacaksın sondan, ondan sonra rakamı alacaksın, 1 arttıracaksın, onu vereceksin falan. Bir sürü kod yazman gerekiyor. Identity yazıyorsun, bitiyor. Oyuncunun ne olsun? Adı olsun. Enver Çar. Soyadı olsun. Abi Enver Çar. 50-50 olsun. Oyuncunun adı. Filmlerle oyuncuları karşılaştıracak olursam, bir filmin içinde birden fazla oyuncu olur mu? İllaki. Bir oyuncu birden fazla filmde oynayabilir mi? Çok. Yine çoka çok tablosuna ihtiyacımız var değil mi? Ne yaparız? Film oyuncular tablosu oluştururuz. Çoka çok deriz ki oyuncu ID integer. Film ID oyuncu ID film ID. Hocam birinci yani mesela filmin daha önde gelmesi gibi bir yani şey yok değil mi? Şart yok yani. Filmin yani film daha genel bir tabloysa. İlk nasıl önce gelmesi derken? Yani. Sıralama şuradan mı? Film ID'nin üstte olması gibi bir gereksinim yok. Yok. O çok sıkardı yazılımcı. Ya o üstte olacak, bu altta olacak. O kadar o düzeyde hata verseydi yani bu iş çekilmez olurdu. Allah'tan o konularda esnek yani. Film ID'ni getiririm. Film ID'ye bağlarım. Enter. Bir cascading bağlarım. Bir specification ayarı vermedim. Oyuncu ID'ni getirdim. Oyuncuya bıraktım. Kaydet dedim. Bunlarda da daha fazla geliştirme yapmayacağım muhtemelen. Table view'dan column names'e tıklıyorum. Bakın sağ tıkladım tablonun üstüne. Table view'dan column names dedim. Oyuncularda da aynı şekilde table view'dan column names dedim. Oyuncular, film, oyuncular kaydettik. Şimdi filmlerimiz var, filmin oyuncuları var, filmin türü var. Yönetmenler olabilir değil mi? Yönetmen. Yönetmenleri ayrıca tutabiliriz veya oyuncu gibi sonuçta onun da adı soyadı var. Normal bir oyuncuları kişiler diye tablo ayırıp oyuncuysa direkt oyuncular olarak bağlayabiliriz. Ayrıca da yapabiliriz, fark etmez. Ayrı tablo oluşturalım şimdi. Yönetmenler biraz daha basit olsun, basit düşünerek yapalım. Yönetmen ID olsun arkadaşlar, integer. Evet. Yönetmen ID adı Enver Çar 50 olsun. Soyadı şuradan yazsak nasıl olur? Allah Allah. Enteresan. Enver Çar diyelim. Bir filmin birden fazla yönetmeni olur mu? Yönetmen yardımcısı falan ekip olabilir. Oluyor ya aslında. O gün bir film vardı. 10 tane var mesela. 10 tane yönetmen. 10 tane. Şunun yönetmeni, bunun yönetmeni. Ya onlar artık
Program içerisinde düşünmeniz gereken nokta şu. Müşteri gelip size herhangi bir yönetmen ismi söylediğinde, ikinci, üçüncü yönetmen olduğunda anlamında mı söyleyecek, yoksa işte Steven Spielberg'in bir filmini istiyorum dediği zaman siz oradan sadece Steven'ı mı seçeceksiniz? Birden fazla yönetmen seçip şu yönetmenlerin ortak olarak çalıştığı der mi? Muhtemelen tek bir yönetmen ismi söyler. Şunun filmlerinden ki hangileri var diye. Baş yönetmen burada öndedir. Film dükkanı için yaptığımız için IMDB'yi yazıyor olsaydık o zaman çoka çok tablosuna gerek duyardık. Ama IMDB gibi geniş değil de sadece film dükkanı kapsamını düşündüğümüzde, kapsamı daralttığımızda bir filmin bir tane yönetmen olur diyeceğiz. O zaman filmlere gidip yönetmen ID diyeceğiz. Integer. Yanlışı doğurdu. Orada da yanlış yaptım. Sonuç olarak Microsoft Help Viewer açıldı. Yanlış tuşlara basarak birkaç tuşta Help Viewer nasıl açılır eğitimi vereceğim. Daha çok ne çalacağını karar verememiş gibi çalıyor. Şimdi yönetmen olur filmin. Başka ne olur? Süresi olabilir. Süre. Yapım yılı olur. Vizyon tarihi diyelim biz. Date. Tarih olarak verelim. Vizyon tarihi. Fiyatı olur. Kaç tane var? Evet. Fiyatı olur. Money. Stok olur. Elimizde kaç tane var? Bir filmden kaç tane olabilir? 255 tane olma ihtimali var mı sizce? Tiny Int olabilir o zaman. Allah. Böyle de bir şirre, bir şey işte. Olabilir. Film stüdyo Tiglon yapımı diyeceklerse eğer yapım stüdyolarını tutabilirsiniz. Şunu da düşüneceksiniz aynı zamanda, biz yazılımcıyız. Yazdığımız uygulamada adamın bir ömür hiç kullanmayacağı bir menü için boşuna zahmet harcamamak lazım. Yani mesela Tiglon'a adam girmeyecekse, hiç girmezse o zaman yapmanıza gerek yok. Ya da bir müşteri gelip Tiglon filmlerinden neler var demeyecekse o zaman yapmaya gerek yoktur. Filmlerle ilgili aklımda bir şey vardır. Raf seçimi olacaktır arkadaşlar. Filmi kolay bulunması için işte B7 rafında falan gibi böyle rafların tanımlanması lazım. O fiyata belki dahil tutulabilir. Bu da bir de bu kiralayan olduğu için. Maliyet ayrıca money olarak verilebilir. Satış fiyatı, alış fiyatı. Onunla ilgili satış tablosunda bir nüans var, bahsedeceğim. Şimdi filmin rafı olabilir arkadaşlar. Rafları ayrıca tanımlamak bir seçenek olabilir. Adam var olan raflardan birini eklesin, yanlış yazamasın gibi bir seçenek. Veya string olarak direkt A5, B7 de yazdırabilirsiniz. O da bir seçenektir. Raf diyelim biz. Raf, raflar. Rafadan ID. Integer. Raf ID. Bunu primary yapacağız. Yönetmende de unuttuk. Primary yaptım. Identity specification'ını yes yapıyorum. Aynı şekilde yönetmeni de aynı. Primary key yaptım, yönetmen ID'ni. Identity specification'ını yes yaptım. Yönetmenler.
RAF ID, RAF adı olacak değil mi? Envar Çar. Şurada soyadı 10 kalmış. Onu soyadı Envar Çar 50 olsun. Farklı dolaplarla da olabilir. Dolaplar diye bir şey olmaz. Yer yok herhalde. Dolaplar. Dolap ay. A'nın B'sinde, A'nın C'sinde gibi. Belki şey olabilir. Raf no, raf harf ve no diye A harfi ayrıca koyup, 5'i ayrıca koyup. Bu sadece çok raf olacaksa performans alır. Şu an için en fazla damlilerinde 70 tane olur. O da milisaniyeye kadar bir sürede bulunur. Sıkıntı çıkmaz. Şu anki hali uygun yani. Daha fazla normalizasyona gerek yok. Bir de normalizasyon programı yorduğu gibi yazılımcıyı da yorar. Tabloları birleştirerek çekmek yazılım tarafında. Eklerken ekleyip oradan ona ekletip oradan ona ekletmek. Bir transfer. Transfer bonservisi var mı? RAF. Filmin RAF ID'si. RAF ID. Integer. RAF ID. Gizli uyuşturucu ticareti gibi yani. Uyuşturucu ticareti gibiydi. Filmin yönetmenlerini bağlamadık. Yönetmeni tutuyorum. Yönetmen ID üzerine sürükleyip bırakıyorum. Yönetmenlerdeki yönetmen ID, filmlerdeki film ID üzerine bağlanır diyorum. Okey, okey. Okey. Column names. Yönetmen girmeden film girilemesin. Ondan sonra film adı girilmeden, konu verilmeden film girilmesin. Süre belki çok önemli olmayabilir. Ondan sonra hepsi girilsin ya aman. Filmlerin hepsini girsin. Kaydettim. Şimdi bu filmi tutabilmek için sanırım yeterli oldu. Bir de bu filmin satışları olması gerekecek ve satışlar için ilk aşama nedir? Müşteridir. İlk basamağımız müşteri arkadaşlar. Böyle bir düzen huyu var bende de. Siz de bu arada yetişin. Neye? Bana. Şimdi yeni bir tablo oluşturuyorum. Yeni bir tablo oluşturuyorum. Müşteriler. Müşteriler. Müşteri ID derim arkadaşlar. Integer. Müşteri ID integer. Primary key'dir. Identity'si yes'tir. Bir müşteri var. Adı Envar Çağır 50. Soyadı Envar Çağır 50. Netekim kayıt tarihi date olsun. Kayıt tarihi. Hatta date time olsun. Date time. Ve default değerini ayarlamak istiyorum. Default değerini nereden ayarlıyorduk? Properties. Lab demeden Çorum dedi. Get date diyorum. Default value property içerisinden. Fonksiyon olduğu için parantez olması gerekiyor. Hocam burada şey olur mu? Mesela düğünü giremesin. Neyi? Düğünü giremesin. Düğünü giremesin. Check constraint yapabiliriz. Deriz ki
Check constraint'leri ne yapıyorduk? Sağ tıklıyoruz. Yeni bir check constraint ekliyoruz. Add diyerek. Adına diyoruz ki CK tarih. Kayıt tarihi. Expiration'a gidiyoruz. Diyoruz ki ne onun adı? Kayıt tarihi büyüktür veya eşittir. Get date. Bugünden büyüktür demiş oluyor. Hocam get date mi? Yok. Direkt get date yazıp çıkıyorsunuz. Bu işlemi tekrar alabilir. Tabii. Kayıt tarihi. Müşterilerde sağ tıkladım. Check constraint'ler diye bir sekme var. Oraya tıkladım. Check constraint'ler. Tıkladım. Add diyerek yeni bir check constraint ekledim. Hocam ne oldu? Add değil. Ya da dolu. CK kayıt tarihi. Seçiliyken adını değiştirdim name'ini. CK kayıt tarihi diye. Ve expiration'a gittim, dedim ki kayıt tarihi büyük veya eşittir get date'den. Dünün tarihini giremezsin kayıt tarihi için. Herkes ne zaman kaydolursa o zaman tarih belli olsun diye. Kişi elle gönderirse geçmiş bir tarih vermez. Get date. Şimdi çalışan işi sonraya bırakmasın. Sonraya bırakmasın sonra. Kayıt tarihi. Telefon olacak en önemli şeylerden biri. Char on. Telefon. Adres olacak. Ha evet. En vatan adresi gerekli. Filmi getirmezse kimi dövmeye gideceğimizi bilmemiz lazım. Adamı dövmeye nereye gideceğiz? TC kimlik numarası gerekli mesela. TCK ne? Zaten alıyorlar da. Hmm? Kimlik alıyorlar direkt. Direkt kimliğin kendisi. Direkt buraya kimlik diye bir tip oluşturalım. Ki aldığı kimliği SQL'e kaydetsin. Char 11. TC kimlik numarası ve telefon bilgileri unique olmalı. Değil mi? Benzersiz olmalı. Aynı telefonla aynı TC kimlik numarası ile iki kayıt oluşturulamamalı. Sağ tıklıyorum tablonun üzerinde. Indexes keys'e tıklıyorum. Unique anahtar oluşturuyoruz. Geldik, ne yapıyoruz? Indexes and keys. Siz gülerken açtım. Sağ tıkladım. Key, index and keys diyoruz. Bu primary key'i kastediyor. Bir tane ekledim. UX diyor adına. Diyorum ki UNQ altire telefon. Şurayı küçültünce, database designer'ı küçültünce gitti. Hocam ikisini bir kuralda belirtebiliyor muyuz? Yok. Ayrı ayrı, ayrı ayrı gibi kural. İkisini birden verirsen varyasyon unik olur yine. Aynı telefonda aynı TC kimlik numarası kaydolamaz demiş oluyorsun. Add diyorsunuz. Gelen UX'in ayarlarını yapıyorum şimdi. Müşteri ID yerine 3 noktaya tıklayıp telefonu seçiyorum. Ascending olarak sort etsin, indekslesin. Okey dedim. Ama adresi çok zor tutulacak. Adresi? Yani hani biri der güzel yapar, biri der dur dur falan. Adresi veren zor olur. TC kimlik numarası olduktan sonra adama zaten kimlik arıyor. Kötü olurum falan. Kötü olurum. Description. Bir tane daha ekledim. Bunun da adını UNQ Unique. Bir şey anlamadım. Tekrar anlatayım onu. Unique yok TCKN diyorum. Kolonlardan gidiyorum. TC kimlik numarasını seçiyorum. TC kimlik numarası. Okey dedim. He, aşağıdan bu index olarak tanımlandı. Bunu unique yapmamız lazım. Type'ını unique yapıyorum. Unique key. Benzersiz. Evet, onu da yapmak gerekiyordu. Unuttuk onu. Geliyorum. Type'ını unique key yapıyorum. Diğerini de yaptım.
mikrofona bastım. İnşallah önemli bir şey. Save değil. Alayını bir save. Alayını save dedik. Otosize dedim, küçülttüm. Son olarak satış olayına geçeceğiz arkadaşlar. Bir müşteriye birden fazla zamanla satış eklenebilir değil mi? Bir satış tablosu oluşturalım. Evet, henüz bir yere bağlamadık müşteriyi. Satışlar. Satış ID var, integer. Dolayısıyla primary key, değil mi? Dolayısıyla satış ID'nin identity specification'ı yes olacak. Yes. Hangi müşteri? Müşteri ID diyeceğiz. ID. Birden fazla kez gelip almış olabilir adamımız diye. Diyeceğiz ki satış tarihi. Date time. Şimdi bir satış anında birden fazla film alabilir mi bu adam bizden? Alabilir değil mi? Satışlarla filmler arasındaki ilişkiyi düşünüyorum bakın. Bir filmi birden fazla satışta alınabilir mi? Alınabilir. Biri getirir sonra biri götürür. Değil mi? Peki bir satışta birden fazla film alınabilir mi? O zaman? Çoka çok tablosu yapmamız gerekecek. Şunu yapalım. Satış tarihi, teslim tarihi olsun bir de. Teslim tarihi, date. Aynı gün değil. 2-3 gün sonra. Evet. Kira aslında. Kiralanma eylemi. Şu müşteri şu tarihte aldı, şu tarihte getirdi. İşte filmleri olacak değil mi? Bunu otosize'e küçültüyorum. Müşteri ID'ni getirip satıştaki müşteri ID'ne bağlıyorum. Satıştaki müşteri ID. Film ID'sini de ekleyebiliriz. Hangi film aldığını nereden? İşte çoka çok tablosu. Niye çoka çok? Bir filmi çok satışta satabilirsin. Aynı satışta birden çok film satabilirsin. Dersin sonlarına doğru böyle şeyler hoş olmuyor. Ama bir şey olmam diyor. Mesela abi senin için ayrı satış da olsun. Yani o zaman satış kalabalığı olmuş oluyor ama. Çoka çoka geri kalmıyor. O zaman evet, çokucuktan kurtulmuş olursun. Ama tarih bilgisini, müşteri ID'ni, satış ID'ni, her şeyi tekrar oluşturduğun için bu sefer yerden kaybın var. Her seferinde fazla var. Şube varsa mesela çok. Şu anda o yüzden var, belki onu demek istedim. Dur, onu da tamamlayayım, ondan sonra anlatayım olmazsa üçünü bir arada. Şimdi bir ara şey daha mı oluşturuyor? Şimdi, ara satış. Evet. Bu sefer diyeceğiz ki satış ürünleri. Müşterinin ID'sini satıştaki müşteri ID'ne bağladım. Hangi müşterinin aldığını göstermek için. Anladın mı anlamadın mı? ID'sini. Buraya dım mı madım mı oldu ID tam belli olmuyor o yüzden. Bir şey derken siz. Şimdi. İçeride bir şeyler özümsüyor ha. Tarih eczanesi. Şimdi yeni bir tablo oluşturuyorum. Yeni bir tablo oluşturuyorum. Satış ürünleri. Satış ürünlerinde film ID integer. Film ID integer. Satış ID hangi satışta satılmış? Integer. Fiyat kaçtan kiralanmış? Kiralanma fiyatı. Neden bunu ayrıca burada tutuyorum? Filmin kira fiyatı zaman içerisinde değişebilir. Ben hangi fiyattan kiraladım hangi filmi? Onu ayırt edebilmek için. Hangi tarihte hangi fiyattan kiraladığımı ayırt edebilmek için buraya bir daha fiyat koyuyorum. Film ID, satış ID, fiyat. Üçünü. Hangilerini kompozit yapacağız arkadaşlar? Hocam biz artık burada
kopmaya başladı. Benim kayıt koptu ki. Bu da yani müşterilerden sonrasında bir kayıt koptu. Satış ID ile film ID'ni kompozit yapıyoruz. Key yaptım. Film ID'ni sürükledim, bıraktım. Okay, okay dedim. Satış ürünleri. Satışları sürükledim. Satış ID dedim, bıraktım. Okay, okay dedim. Auto size dedim. Birleştirdik. Satışlar. Filmlerdeki film ID'ni, buradaki film ID'ni. İsmail'in olanları birbirine bağladım. En son nasıl bir şey ortaya çıktı görebilmek için güzel bir kısa yol var. Sağ tıklarsınız. Şöyle yukarıda tıklayıp. Sağ tıklarsınız. Arrange tables dersiniz. Arrange tables. Hop. Hiyerarşiyi kurar. Hocam peki ben bir şey soracağım. Biraz aşağı inebilir miyim? Satış ürünlerinden mesela, yok satış ürünleri değil, satışla müşteri ID, olan aşağı müşteri ID'sine bağlı değil mi? O hocam ben size bakıyorum. Aşağının müşteri ID'si ile yukarı müşteri ID'si bir değil mi? Evet. Başka müşteri, yani müşteriler ürüne kadar bağlanmıyor yani. Yok. Satış evet. Ben böylelikle hangi müşteri hangi ürünü satın almıştır diye sorduğum zaman müşteriyle satışları bağlayacağım. Satışta satış ürünlerini bağlayacağım. Satış ürünleriyle filmleri bağlayacağım. Satış filmleri demem gerekiyor aslında. Dolayısıyla hangi müşteri hangi filmleri almışsa böyle liste kitap gibi çıkacak. Bence bu şeyden de bir ürünü var. Hı? En çok kafa yorulan yerlerden biri database'ler. Evet. Peki bu da burada tamamlanıyor arkadaşlar.